sınırında Bu, iki askeri yüz. Tam, e, tam Zaho'da, oluyor? Zaho'da Türkiye sınırına çok yakın. Neresi oluyor? Ee, şimdi haritaya bakarsak çizreye Cizre'ye çok yakın Hı -hı. içeride. Zaho şu, Habur'a çok yakın. Irak'a gittiğinizde, karayolunda gittiğinizde hemen bir lojistik merkezi olarak. Bu çok önemli bir şey. E, Türkiye'nin Bağdat'taki yaptığı görüşmeler sonucu ortaya çıksak da Irak için çok önemli. E, biz Irak'ı da normalleştiriyoruz. Neden? Kuzey'de genelde peşmerga var ve barzani yapılanması adeta burada kafasına göre takılıyor. Dafakto bir bölge oluşturmaya çalışıyor. Irak ulusal muhafızların sınıra gelmesi ve sınır bunlar çoğalacak bir de hı hı. sınır güvenliği için gelmesi gelmesi demek e, normal olan dünyadaki federal ülkelerde olduğu gibi gümrükler ve sınırlar merkezi hükümeti yönetir. Bu dur durum açısından da bir ilk. İkincisi demek kurulan ortak güvenlik komisyonu, komisyonu komitesi kuruldu işlevsel bir şekilde devam ediyor yani bu komitenin yani bu atılan ilk adım yansıması görüşmelerin sahaya yansıması peki beraberinde yeni üstlerinde haber ortak diyebilir hareket mi? merkezi ki biz bundan sonra ortak hareket merkezini bekliyoruz evet yani bu yalnız bu iş ortak değil Irak ordusu kendisi geldi O da Türkiye'nin de bir zırhlı mekaniz zırhlı birliği var hı hı. çok özel kuvvetlerimizin de o bölgede bazı konuşlanma konuşlanmaları var İleride ortak üstler yani ortak noktalar olabilir evet. ama asıl bunun şekillenmesi ortak harekat merkezi. Şimdi askeri uzmanların alanına girmeden eğer iki ülke terörle mücadele ya da başka bir şeyde ortak harekat merkezi kurduysa yapılanma tamamlanma de, tamamlanmış demek. Çünkü o ortak harekat merkezi Bu son adım demek mi yani. E, a, tabii ortak harekat merkezi olası harekatı yönetecek. Demek Aynen. yapılar oluştu, üstler oluştu, askerler konuşlandı ki kurma ya da komutanlık düzeyinde düzeyinde kararlaştıran bir şekilde yani askeri teknik ilerleme tamamlanmış, Aynen. artık harekat başlayacak. Bu Peki, da oluşacak. Irak gibi. sınır muhafızının yeni üstler kurduğunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii göreceğiz, göreceğiz. Belki de Bağdat bunu bir fırsat olarak görüyor. Çünkü Hı. Erbil yönetimiyle ciddi anlamda sorunlar yaşıyor. Ama ben Peşmergende işin içinde olacağını düşünüyorum. Çünkü en son ziyarette Erbil olduğu için yani burada bir ortak harekat yaparsan Evet. Oranın güvenlik güçleri olan peşmerg olmadan bunu gerçekleştiremezsin. Hızlı ilerleniyor. Yani özellikle ben bu Zaho'ya gelen Irak sınır muhafızlarını duyunca bunu söyledim. Demek Bağdat bazı adımları atmakta istekli. Tabii bu bir ilk bakacağız. Bunun reaksiyonu olarak devam var mı? Adım adım devam mı edecek mi? Bir de şu var. Zaten Türkiye'nin çok ciddi anlamda bu 2019 Mayıs ayında başlayan pençe operasyonlar ve harekatlar sesinde çok ciddi bir şekilde içeride askerimiz var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Geçici güçleri kalıcı hale getireceğiz. ada varız yani Musul bölgesinde. DH'le mücadeleden dolayı Türkiye'nin Başika'da üsü var. Şöyle bir durum ortaya çıktı. Ben bu ulusal muhafızların, e, sınır muhafızların gelmesinden sonra şöyle bir düşüncem var. E, kuzeydeki güvenlik mimarisi de değişiyor Irak açısından. Bu çok önemli. Yani asker kaydıracaklar demek. Şimdi bu üsse herhalde iki tane jiple gelmediler. E, yani sonuçta üst kurmak bir de zaten burada hem satlam zamandan hem e, DAEŞ'le mücadelede askeri noktalar çok yani bu kuzeyde birçok bölge var. E, burada şu riskler de var yani ABD ve İran bunu nereye kadar izleyecek? Şu ana kadar bir müdahalenin olmadığını gördük. Yani Türkiye ile e, Ankara ve Bağdat arasındaki bu yeni güvenlik başlıkları açısından anlatıyorum. Sağda bir haçlı şabi gerçeği var İran'ın kontrolünde olan olan. İleriki günlerde bunu göreceğiz ama şöyle eğer Irak bastırırsa yani e, biz 2017 yılının Eylül ayında Barzani tarafından e, bir gayrimeşru referandum e, teşebbüsü gerçekleşiyor. O zaman Bağdat çok sert bir tepki verdi verdi bu olaya. Ekim ayında da askeri müdahale gerçekleştirdi Kerkük bölgesine. Bunda da aynı bir şekilde e, Bağdat'tan ya da Musul'dan başka bölgelerden yoğun olarak asker kaydıracak mı ya da operasyon kadar... E soru, ikinci soru sıcak temasa girecekler mi? Bu çok önemli. Tabi. Yani PKK ile sıcak çatışma gelecek. Bir de Irak ordusunda şöyle bir durum var. 2014 yılından sonra DEAŞ'la mücadelede sadece Haçlı Şabi ortaya çıkmadı. Çok birlik oluşturdular. Yani terörle mücadele e, birlikleri çok çok. E bunları buraya kaydıracak mı? Sonuçta bu bir terörle mücadele. Bu ileriki günlerde gö göreceğiz ama adım atmaları önemli. Ama şöyle de bir çatlak ses var. Nedir? E, hükümet sözcüsü e, PKK'ların e, silahlandan alındırılması ve siyasi mülteci gibi bakılmasına söz ediyor. Söz ediyor. Böyle yapacaklarını söylüyor. Bu ne kadar bağlayıcı bakacağız? Bu şu açıdan risk. E, Irak'ta e, İran karşıtı halkı mücahitleri vardı. Hı hı. Aynı şekilde bunlara da böyle bir yasaklı örgüt ilan ettiler. Sonra bunları belirli kamplarda e, topladılar. Daha sonra yöneticilerini Arnavutluk gibi e, Irak içine gönderdiler. PKK'ya karşı da böyle bir yol haritaları var yoksa Türkiye'nin istediği gibi tamamen bir terörle mücadele. Yani burada Türkiye hiçbir şekilde terör örgütü PKK mensubunu istemiyor. Şimdi Irak'ta da bu pençe harekat e, e, silsilesinden sonra şöyle bir durum ortaya çıktı. Dağlarda terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Türkiye'den dolayı barınmayınca daha düzde aşağılar inmeye başladı. Bunu şöyle bir örnek vereyim. Şimdi MIT'in ya da TSK'nın vurduğu PKK'lılar var. Irak'ta anlatıyorum. Yoğun olarak nereden geliyor son dönemde? Süleymaniye'de. Evet. Süleym Bu ne demek? Süleymaniye daha aşağı ve daha güneye indiler. Şimdi alan genişliyor. Burada Irak ya da Peşmergele yapacak harekatın boyutları da genişliyor. Türkiye hatta özet... tam Süleymaniye noktasında Asos'tan İran kısmında konuşuyoruz. Tabii. Sizinle. Hatta şöyle iddialar var. PKK'nın geçiş için Türk Silahlı Kuvvetleri vurmasını tüneller kazdı. Tabii. Yani şimdi bakın burası çok zor. Kandil bir bölge değil. Türkiye'de böyle bir algı var. Kandil bir sıra dağlar silsilesi. Yükseltisi Türk bir ucu, Türkiye ucundan başlayıp İran'a kadar gidiyor. Şimdi buralarda da yapılanmalar ve elebaşlarının e, Kandil'de olduğu biliniyor o terörist elebaşlarının. Eğer Türkiye ve Irak geniş çaplı bir harekat yaparsa bu tünelleri kullanarak İran'a kaçacaklar. Burada da İran'ın tavrı çok önemli. Tabii. Çok önemli. Şöyle bir şey düşünelim. İran'ın tavrı ne olur bu arada sizce? Şu ana kadar net bir açıklama yok. Ee, şöyle PKK'nın Peşak Peşak, İran'ın İran yapılanması. Hı hı. Aslında PKK İran'dan da toprak istiyor. Evet. İran'ı da bölmek istiyor. istiyor. Ee, İbrahim Reis'in Ankara ziyaretinde şöyle e, terörde Türkiye ile ortak hareket edeceklerini ve açıkladılar. Bunun sahaya fiili yansımasını bakacağım. Mutlaka askeri yetkiler İran'la da konuşuyorlardır bu konuda. En azından sınır güvenliğini kendi geçişleri önlemesi için tedbir alabilir. Bir kıskacı oluşturabilir. Ama genelde şu anda Irak üzerinden bir süreç yürütülüyor. Ee, Peki Irak PKK terör örgütü olarak lanse ben Ben yakın mi, zamanda sizce? görmüyor, görmüyorum. O zaman DAEŞ gibi olur PKK, mücadele etmek zorundalar. Zaten temelinde sorun şu, Türkiye'nin son bastırmasından sonra yasaklı örgüt dediler. Görmezden <laughs> geliyorlar, yani Irak'a giden herkes bilir. Burada PKK var, Bağdat'takiler yokmuş gibi davranıyor. Evet. Yani onu e, bu şekilde ama yasaklı örgütlemeleri bile bir ilerleme, ilerleme. Tabii Hatta risk dediler, şu çok önemli. Kendi topraklarımızdan komşularımızı tehdit edecek bir yapı istemiyoruz. İran ve Türkiye atıfta bulunarak bu duruma gelmeleri bile yani büyük bir büyük bir ilerleme. Bakın çok ilginç bir durum ortaya çıktı. Türkiye Irak'ın bölünmesini istemiyor. Yani sonuçta PKK Irak kendi güvenliği açısından ve Irak'ın da olan devlet akışına dönmesini sağlıyor. Bakın federal bir ülkenin sınırında. Dünyada her yerde böyledir. Merkez yönetimin askerliği olur. Gümrükler onda olur. E, Haburu Barzani kontrol ediyor ve bu bölgede yoğun olarak Peşmerge var. Şimdi Irak gümrük e, özlü Irak e, sınır muhafızları Zaho'ya geldi. Türkiye sınırına kadar geldi. Diğer bölgelere de gelecek. Burada e, ki ortak harekat merkezi oluşturduktan sonra işte Mayıs Haziran da Türk Silahlı Kuvvetleri o geniş harekata başladığında başladığında Irak ordusunun atacağı adamlar sadece belirli bölgeleri tutup PKK'nın burada hareket etmesini mi engelleyecekler yoksa sıcak temasa mı girecekler? Yani PKK ile çatışacaklar. Örneğin Sincere girecekler mi? Bu bir mahmur aşağıları söyleyeyim. Mahmur'da bir iki tane mahmur var. Bir normal Musul'un ilçesi olan mahmur. Diğer PKK'lı ailelerin ve Kandil'e militan giden mahmur var. Burayı dağıtacaklar mı? Bu çok önemli. E Süleymaniye'yi nasıl halledecekler? Sonuçta Süleymaniye'deki yapılanma, Bafal Talabani için söylüyorum, Irak'ın içinde ve Irak Anayasası'na göre eğer e, teröristlere lojistik, örneğin gizlenme desteği bu harekat sırasında verirse Süleymaniye nasıl hareket edecek? Bir de unutulması unutulmaması gereken Haçlı Şabi denen bir yapı var. İran'ın kontrolünde işte Sincar'da, Musul'da, e, Telafer'de kuzey için söyleyeyim Haçlı Şabi birlikleri var. E, birlikleri var. E, bunların nasıl hareket edeceği? işte hep bunlar konuşuldu. Bizim gazeteci olarak sorduğumuz sorular hem e, liderlik düzeyinde hem işte güvenlik konusunda çalışan yetkililer. İşte bu komitenin attığı adımlarda bunun yansıması. İlki ne olduk? Sava'da 200. Evet. Bunun bir adım ötesi, ötesi ortak harekat merkezi kuracağız, kuracağız, mı? Bana da benim şöyle bir görüşüm var. İkinci Ordu Komutanı'nın Pençe Harekat Bölgesi ziyaret ettiği için ettiğinden orada da teknik bir çalışmalar yapıldı. Bu harekat merkezi kuzeyde. E, kuzeyde kur, kur, kurulacak bir yerde ortak. Hem Türkiye'ye yakın olması gerekir gerekir. Hem de harekat bölgesine. Bunun teknik boyutu ne olacak? Bizim e, e, tartıştıklarımız Bağdat'ta da tartışılıyor. Oranın medyasına baktığımızda. Yani Sudan'ı nasıl? Yani e, karar verici Sudan'ı. Yani hükümetin nasıl bir karar vereceği çok önemli. Bir de Irak çok ilginç bir ülke. Yani Irak'ta bir ciddi süreç yürütürken Amerikalılar var. İran Haçlı Şabi üzerinden, üzerinden var. Bir de biliyorsunuz Bağdat'taki hükümet bir koalisyon hükümeti. Yani bir partinin orada ittifaklar oluyor ya da bir ittifakın tamamen kurduğu bir hükümet değil. Değişik fraksiyon e, değişik boyutlarda siyasi akımların olduğu bir şey. Ama Sudan'a iyi gidiyor. Bu askerleri göndermesi bile bir artı Türkiye açısından. En azından şunu diyebiliriz. Masada verdiği sözü tutuyor. Şimdi masada bir konuşulan var. Bir de biliyorsunuz bir çerçeve anlaşması imzalandı. Hı hı. Yani ee, bu Bağdat'ta yapılan anlaşmaların bir yol haritası. Ben bunun uygulandığını, uygulandığını görüyorum. Tabii buna karşı teröristler de boş durmuyor. Bazı yöneticilerinin Irak dışına çıkartmaya çalıştıkları yönünde bilgiler var. Bilgiler var. Ee, i̇şte Suriye'den ihtimal dahiline militan kaydırabilirler. Bilirler. Hep bunlar e, istihbaratımızın, Türk güvenlik güçlerinin radarında olan konular. Konuları evet. Konular bekleyip göreceğiz. Ama şu var, anlaşmaya göre yol haritası ilerliyor. Sahoya gelen Irak askerleri açısından söylüyorum. Bunun yansımasını bekleyeceğiz. Bu bile ortak bir şeyler yapıldığının yansıması. Aslında bunlar da bize sahadaki yansımasının çok yakında olacağını gösteriyor. Evet. Zaten...